Evet kıymetli izleyenler, Yüce Allah'ın rahmeti müminler üzerinden eksik olmasın. Şirkten, küfürden, nifaktan, şikaktan, kötü ahlaktan Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi dersimiz amelde fıkıh-ı ekberden, keşif notları olarak hayat veren nurun dersleri ve onun irşat ve keşif notları vermeye devam ediyoruz. Konumuz bayram namazları ve Hanefi ekolünden sonra Maliki ekolünün bayram namazları hakkında görüşlerine yer verip oradan size keşif notları vermeye devam etmekteyiz. Malikilerde bayram namazı konusu, birinci rekattaki tekbirler, iftidah tekbirinden sonra 6 tekbirdir. İkinci rekatta ise kıyam tekbiri dışında 5 tekbirdir. Bunların da tabi kendilerine göre delilleri var. Hazreti Ömer'in oğlunun şöyle dediği rivayet edilmiş. Yine Ebu Hüreyre ile beraber efendim hem kurban hem de Ramazan-ı Şerif bayramlarında bulundum diyor. Birinci rekatta Ebu Hüreyre kıraatten önce 7 tekbir getirdi. Sonuncu rekatta ise kıraatten önce 5 tekbir getirdi diyor. İşte delilleri, bunun gibi deliller bulunmaktadır. Her mezhebin çok kıymetli, yüksek anlayışlarıyla İslam'ın asli delillerine dayanmaktadır. Bu deliller edille-i şer'iye, Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, icma, kıyas, asli ve fer'i deliller. Zevaid tekbirlerinde eller kaldırılmaz malikilerde. Bu tekbirlerin her biri sünneti müekkededir. Malikilerde bakın, bunlar sünnettir. Birinci rekatta 6 tekbir, ikinci rekatta 5 tekbir alırlar. Şimdi Şafii ekolüne bir bakalım. Hanefilerde olduğu gibi Şafilerde de iftidah duası okunur. Euzu çekilir, euzu besmele okunur. Ve kıraat açıktan okunur Şafilerde. Görüyorsunuz, Hanefilerle aynı olan taraflar olduğu gibi değişik keşifleri bulunmaktadır hepsinde de. Bu da rahmetin genişliğidir. Birinci rekatta tekbirler 7, ikinci rekatta ise 5 tekbirdir. Eller kaldırılarak alınır. Bu da Şafilerde. Her iki tekbir arasında normal bir ayet okuyacak kadar durulur. İki tekbir arasında sağ el, sol el üzerine göğsün altına konularak tutulur. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. O fasıla esnasında bunu okumak güzeldir demişlerdir. Tekbir bunlarda da sünnettir.
sehiv secdesi de gerekmez demişlerdir. Hepsinin kıymetli deliller olduğu gibi Şafiilerin de delilleri, bakın şanlı peygamberimizden gelen haberde aleyhissalatü vesselam, efendim Hasan bir senetle gelen hadisi şerifte peygamberimizden şöyle haber verilir. İki bayram namazında birinci rekatta kıraatten önce yedi, ikinci rekatta yine kıraattan önce beş tekbir almıştır diye rivayet gelmiştir. Bunu rivayet eden muhaddislerimizden birisi Tirmizi'dir. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, yine baki kalan salih ameller Rabbin katında sevap bakımından ve Allah'ın rahmetini ummak, arzu etmek bakımından daha hayırlıdır. Kehf suresi 46. ayeti kerime. Yine Hazreti Ömer'in bayram namazlarında her tekbirde ellerini kaldırdığına dair rivayet vardır. Efendim bu da mürsel olarak rivayet edilen bir haberdir. Bunun zayıf olduğunu da söylemişlerdir. Kıymetliler, bu deliller Şafii ekolünün delilleridir. Yine Kaf suresini, İktirabat suresinin tamamını okumak bayram namazlarında Şafilerde sünnettir. Şanlı peygamberimizden gelen haberde aleyhissalatü vesselam, Ramazan-ı Şerif ve Kurban Bayramın namazlarında Kaf ve Vel Kur'anil Mecid, Kaf vel Kur'anil Mecid ile İktirabat-ı Saatü Venşakkal Kamer ayetini, yani bu sureleri okurdu diye rivayet edilmiştir. Efendim bu hadisi şerifi Buhari Şerif'in dışındakilerin rivayet ettiği de kayıtlara alınmıştır. Yine kıraatin açıktan olması seleften bize kadar bu şekilde nakletmesine dayanmaktadır. İşte Şafiilerin de delilleri, bunları görüyoruz. Başka bir yine haberde de Ala suresi, Gâşiye suresini okumak da sünnettir bayram namazlarında diye tavsiyeler vardır. Yine Kafirun ve ikinci rekatta İhlas surelerini de okunabilir diye rivayetler vardır. Kıymetliler, şimdi de Hanbeli mezhebinin efendim görüşlerini almaya çalışalım. İftidah duası, Euzü Besmele okumak, Malikiler dışında kalan bütün diğer alimlere cumhur gibi efendim zat-ı muhteremlere göre düşünmüşlerdir. Hanbelilerde tekbirlerin sayısı konusunda da Malikiler gibi düşünüyorlar. Birinci rekatta 6 tekbir, ikinci rekatta 5 tekbir, zevaid tekbirleri olarak okunmaktadır.
Hanbelilerde de. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam bir bayram namazında 12 tekbir getirdi. 7'si birinci rekatta, 5'i son rekatta idi diye rivayet bulunmaktadır. Efendim, yine bununla ilgili birinci rekatta tekbir 7, sonuncu rekatta 5 olup, kıraat ise her ikisinden sonradır. Yani tekbirlerden sonradır. Kıymetliler, görüyorsunuz ki kıymetli bu kâşif alimlerimiz delillere istinad ederek mezheplerinin görüşlerini ortaya koymuşlardır. Ve Hanbelilerde de eller yukarı kaldırılır. Zevaid tekbirleri arasında şöyle söylenir. Hanbelilerde Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kesira Ve Subhanallahi Bükraten ve Asila Ve sallallahu ala Muhammedinin Nebiyyi Ve alihi ve selleme teslimen kesira. Hanbeliler tekbirler arasında bu efendim veciz cümleleri okumaktadırlar. Bu cümleler çok kıymetli manalar ifade edilmektedir. İmamla birlikte yetiştiğiniz kısmı kılın. Peygamberimiz böyle buyuruyor. İmama namazın neresinde yetişirseniz o yetiştiğinizi imamla kılınız. Kılamadıklarınızı da kaza ediniz diye peygamberden efendim rivayet bulunmaktadır. Bu Hanbelilerin delillerinden biri de budur. Yine bayram namazlarında diğer mezheplerde de olduğu gibi Ala suresi, Vaşiye surelerini okur. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam her iki bayram namazında Sebbihisme Rabbikel A'la ile Hel Etake Hadisül Vaşiye surelerini okurdu diye rivayet bulunmaktadır. Bu da hem İbni Abbas'tan efendim rivayet edilmiş hem de diğerlerinden radiyallahu anhüm verdahu mecmain. Zekat vererek kendinizi temizleyen, kendini temizleyen ve Rabbinin adını zikredip namaz kılan kurtulmuştur. Ala suresinin 1 ve 2. ayetlerinde zikir, zekat vererek kendini temizleyen ve Rabbinin adını zikredip namaz kılan kurtulmuştur. Ala suresindeki ayet-i kerimelerden alınan yüce anlamlar. Efendim bu da yine Ömer bin Abdülaziz tarafından rivayet edildiği kayıtlara alınmıştır. Bayram hutbeleri konusunda da şöyle bir bakalım. Cumhura göre hutbeler, bayramlardaki hutbeler sünnettir. Malikilere göre menduttur. Efendim okunuş şekli cuma hutbesi gibidir. Bayram hutbesinin namazdan sonra olmasıdır. Aradaki farklardan biri. Bu konuda bir ihtilaf da yoktur.
Böyle bir günde fakirleri istemekten beri kılın. Peygamberimizden gelen bir haberde bu şekil buyurulmuş, fakirlere bayram gününden önce en son bayram günlerinde yardımcı olmalıdır. Hanefilere göre hatip minbere çıkınca oturmaz. Efendim, dolayısıyla biz ancak hutbe okuyoruz. Hutbeyi dinlemek için oturmak isteyen otursun, gitmek isteyen gitsin. Bu da Peygamberimizden rivayet edilen hadisi şeriflerdendir. Bu hadisi şerifin de mürsel olduğu tespit edilmiştir. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman iki bayram namazını da hutbeden önce kıldırırlardı. Hanefilere göre hutbenin namazdan sonra okunması sünnettir. Evet kıymetliler, tekbir getirerek başlanır hutbeye. Malikilere göre sınırlama yoktur tekbirlerde. Malikilerce efendim hutbenin başında 7 tekbir getirilir. Cumhura göre peş peşe 9 tekbir getirilir. İkinci hutbede 7 tekbir getirir. Şimdi imam bayram günü hutbeye başlamadan önce 9, ikinci hutbede ise 7 tekbir getirir. Hanefilere göre minberden inmeden önce 14 kere tekbir getirmesi müstehaptır dediler. Cuma hutbesi iki bayram hutbesi, güneş tutulması hutbesi, ay tutulması hutbesi, yağmur namazı hutbesi, evlilik yani nikah hutbesi, Şafiilere göre haçta 4, Hanefilere göre 3 hutbe, Cuma ve Arafat hutbesi dışındaki bütün hutbeler namazdan sonradır. 5 veya 6 hutbeye tekbir ile başlanır. 2 bayram hutbesi, haccın 3 veya 4 hutbesi, Mekke ve Arafat'ta okunan hutbe bundan müstesnadır. Önce tekbir ile başlanır. Sonra telbiye getirilir. Sonra hutbe okunur. Kıymetliler, yine bu hutbelerle ilgili bakın arada bazı farklar cuma ve bayram hutbeleri arasında. Cuma hutbesi namazdan önce okunur. Bayram hutbeleri namazdan sonra okunur. Cuma hutbesine hamdele ile başlanır. Şafii ve Hanbelilere göre şart yahut rükündür. Hanefilere göre sünnettir. Malikilere göre menduptur. İki bayram hutbesine ise tekbir ile başlamak sünnettir. Hanefi, Hanbeli ve Malikilere göre hatip tekbir getirince gizli olarak tekbir getirmeleri sünnettir. Efendim, cuma hutbesine gelince cumhura göre zikir de olsa burada konuşmak haramdır. Hanbelilere göre
bayram hutbeleriyle cuma hutbesinde tekbir dışında söz konuşmak haramdır. Bu da Hanbelilere ve Şafilere göre mekruhtur. Hanefilere göre hatip minbere çıkınca bayram hutbesinde oturmaz. Cuma hutbesinde oturur. Cumhur bu görüşe muhaliftir. Şafilere göre bayram hutbesinde cuma hutbesindeki şartlar yoktur Şafilere göre. Evet kıymetliler, yine bayram namazında tedbir getirmenin durumu hakkında şöyle bir bakalım kıymetli alimlerimiz. İki bayramda sabahleyin namaza giderken bir de haç günlerindeki namazların sonunda tedbir getirmenin meşru olduğu konusunda ittifak içindedirler. Ebu Hanife şöyle demiştir İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmain. Ramazan-ı Şerif bayramında efendim gizli olarak tekbir getirmek menduptur. Bu konudaki delilleri de zikirlerin en hayırlısı gizli olandır. Rızıkların en hayırlısı yetecek kadar olandır diye rivayet edilen hadisi şeriftir. Efendim İmamı Ebu Yusuf ile İmamı Muhammed'e göre açıktan olarak tekbir getirir. Müçtehitler kurban bayramında yolda giderken getirilecek tekbirlerin açıktan okunması efendim bu konuda ittifak halinde olmuşlardır. Yine fakihlerin cumhuruna göre bayram namazı başlayıncaya kadar evlerde, mescitlerde, çarşılarda, yollarda namaza giderken açıktan tekbir getirilir. Evet kıymetliler, müddeti tamamlamanız sizi doğru yola ilettiğinden dolayı Allah'ı yüceltmeniz, tekbir getirmeniz ve şükretmeniz için Bakara Suresi 185. ayeti kerimenin işte görüyoruz ki içeriğinde bu anlatılanlar görülmektedir. Yüce İslam'ın şiarını göstermek, İslam'ın üstünlüğünü hatırlatmak vardır bu tekbirlerin ruhunda. Şafii ve Hanbelilere göre namazların peşindeki tekbirler dışında tekbir getirmek menduttur. Şafii ve Hanbelilere göre. Evet kıymetliler, tekbirin kelime olarak lafızlarına da şöyle bir bakalım. Hanefi ve Hanbelilere göre Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Buradaki delil Cabir Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadisi şerife istinat etmektedir. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer ve İbni Mesud'un da görüşüdür bunlar. Malikilerle Şafilerin Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber
La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Şafilere göre Allahu ekber kebira. Velhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bükraten ve sila. Bu sözleri de ilave etmek şafilerde müstehaptır. Bir daha bu yüce kelimelere şöyle bir bakalım. La ilahe illallahu ve la nabudu illa iyyah. Muhlisine lehuddin ve levkerihel kafirun. La ilahe illallahu vahdehu. Vahdehu sadaka va'dehu ve nasara abdehu ve hezeme lehzabe vahde. La ilahe illallahu vallahu ekber. İşte bu da Peygamber Efendimizin Safa Tepesi üzerinde bu sözleri söylemiştir. Yine bu ifadelerden sonra da şöyle demiştir ki, işte metnini okuduğumuz tehliller, tekbirlerdir. Teşrik tekbirleri konusuna da şöyle bir bakalım. Hanefi ekolünün yüksek şahsiyetlerine göre erkek kadınlara, erkeklere kadınlara kurban kurbanda teşrik tekbirlerini bir kere getirmek vaciptir. Bu kadına da erkeğe de aynı zamanda yolcu olsun olmasın hepsine. Farzı ayın olan bütün namazların peşinden bu tekbir getirilir. Erkekler tekbiri açıktan getirirler, kadınlar tekbiri gizlice okurlar. Teşrik tekbirlerinin süresi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre Arefe günü sabah vaktinden bayram günü ikindi vaktine kadardır. İmam Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed'e göre ise 23 vakitte tekbir getirilir. Dördüncü bayramın ikindisinde biter. Ve uygulamada böyledir. Yalnız olarak, seferi olarak yahut imamla birlikte her farz namazı kılan kimse farzların peşinden tekbir getirmek Hanefilerde vaciptir, unutmayın. Tekbirler namazlara bağlıdır. İhramlı kişi önce tekbir getirir, ondan sonra telbiye getirir. Bu konudaki delil de yine Hanefilerden, Allahu Teala'yı Celle Celaluhu sayılı günlerde zikredin diyen ayeti kerimedir. Bu ayeti kerime Bakara suresinin 203. ayeti kerimesidir. Yine Hazreti Cabir'den gelen haberde sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Arefe günü sabah namazında tekbire başlar. Teşrik günlerinin sonuncu günü ikindi namazına kadar devam ederdi. Bunu farz namazların sonunda selam verince bu tekbirleri okurdu. O rahmet peygamberi Aleyhissalatü Vesselam Arefe günü sabah namazını kılınca eshabına dönerek
yerinizden ayrılmayın buyurur. Bundan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd derdi. Tekbir getirmeye Arefe gününün sabah namazından başlanır. Başlar teşrik günlerinin son günü ikindi namazına kadar devam ederdi. İşte bu da 23 vakit yapmaktadır. Kıymetliler, işte görüyorsunuz bu haberler ve bu delillere istinaden Hanefiler nasıl tekbir anlayacağını, bu delillere dayanarak Hanefi mezhebinin içeriğine yerleştirmişlerdir. Asırlardır bu delillerle parlayan Hanefi mezhebi dünyanın en büyük İslam okuludur. Dünyayı okuyarak geldiler. Hala dünyada hiç mi hiç kesintiye uğramadan, artan, hiç eksilmeyen müntesipleri vardır. Hanefi Müslümanlığı dünyada daima çoğunlukta olmuştur. Ve dört mezhep ve onları takip eden hak mezhepler önü çekerek gelmişlerdir. Şimdi de çok kıymetli İslam'ın ekollerinden Maliki mezhebinin görüşüne bakalım. Şimdi Malikilerden cemaate, yalnız başına namaz kılanlar için gerek cemaatla gerekse yalnız başına namaz kılanlar için bayram günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar 15 adet farz namazların her birinin peşinden tekbir getirmek menduptur. Efendim, bu da Malikilerin tespitleridir kıymetliler. İşte görüyorsunuz, onların da tekbirlerin başladığı bayram günü öğle namazından dördüncü günü sabah namazına kadar tekbir almaktadır Malikiler. 15 adet farz namazların her birinin peşinden tekbir getirmek onlardan menduptur. Hanefilerden neydi? Vacip idi. Belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Bakın bu ayeti kerimeden Hac suresinin 28. ayetidir. Bu kıymetli müçtehitler de buradan bu manayı almışlardır. Şimdi Şafilere bakalım. Malikiler de aynı görüşü benimsemişlerdir. Mina'da kalkış günleri, yeme içme ve Allah'ı anma günleridir. Telbiye hacının şiarıdır. Efendim, Şafilerin görüşleri bu konuda Hanefilere daha yakındır. Tekbirler vaktin bir şiarıdır demişler. Yine Şafilerde evlerde, yollarda, çarşılarda, mescitlerde ve sokaklarda yüksek sesle tekbir getirmek sünnettir. Yine gelen peygamberimizden gelen habere istinaden şanlı peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iki bayramda da Fadıl bin Abbas ve Abdullah bin Abbas, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin, Usame bin Zeyd
Zeyd bin Harise, Eymen bin Ümmü Eymen ile beraber yüksek sesle tekbir ve tehlil getirerek bayrama çıkar, bayram namazı kılınan yere yani musallaya gitmek için Demirciler Sokağı'ndan giderlerdi. Bu tabi Medine-i Münevvere'de bu kıymetli zat-ı muhteremlerin radıyallahu anhüm erdâ mecmain o mahalleden geçtiklerini haber veriyor ve ne yaptıklarını söylüyor ki bu da bir delildir. Şafiler bunu da dile getirmişlerdir. Yine Hac suresinin 28. ayeti Malikilerde olduğu gibi Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği o hayvanlardan dolayı Allah'ın ismini ansınlar. Bu da ayeti kerime. Şafilerin de durumu böyledir kıymetliler. Şimdi de Hanbeli ekolüne bir bakalım. Hanbelilerde tekbir sünnettir. Teşrik tekbirleri. Allah'ı zikretmenin caiz olduğu her yerde tekbir getirmek gerekir. Kadınlar da açıktan kadınlar dışında herkesin bu tekbirleri açıktan alması da sünnettir. Kadınlar gizli alırlar. Cemaatle kılınan farz namazların peşinden, Arefe gününün sabahından başlayarak ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazda alınması gerekir. Burada Hanefiler gibi düşünmüşlerdir Hanbeliler. Cihan Peygamberi sevgili Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz Arefe günü sabah namazını kıldırdıktan sonra bize doğru döndü ve Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi. Tekbir getirmeyi teşrik günlerinin sonuncu gününün ikindi namazına kadar devam ettirdi. İşte haber böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Vallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu bazı haberlerde bu değişik de gelmiştir. Seferi efendim tekbir getirmeden mukim gibidir. Hanefilerde olduğu gibi. Hanbeliler de böyle demişlerdir. Önce tekbir ile başlar. Sonra telbiye getirir. Yani bu da hacılar içindir. Yine İbn-i Mesud yoluyla gelen haberde tekbir sadece cemaatle namaz kılanlar içindir diyen bir haber de İbn-i Mesud'dan böyle gelmiştir. Bir kere tekbir getirmek yeterlidir. Zilhicce'nin 10 günü içinde tekbir getirmek de müstehaptır. Yine Hanbelilerde. Kıymetliler, bayramların sünnetlerine, müstehaplarına ve bayramlarda ne gibi işler yapılmalıdır? Onlardan da kısaca öz ve keşif notlarıyla dersimiz devam ediyor. Bol hayır işlenmeli bayram günlerinde. Yüce Allah'ı her zaman olduğu gibi çok zikretmeli, çok sadakalar verilmeli, iyilikler yapılmalı. Bunlar birer birer müstehap amellerdir. Çünkü bu günler faziletli günlerdir. Faziletli günlerde de fazilet yarışında olmalı, hayır işlemelidir.
Diğer günlerde yapılan hiçbir amel, bu günlerde yapılan iyi ameller kadar Allah'ın katında sevimli değildir. Bu günlerden murat Zilhicce'nin 10 günüdür. Ashab-ı Güzin sordular, ya Resulallah, Allah yolunda cihatta mı bu kadar sevaplı değildir? Evet, Allah yolunda cihatta buyurdu, ancak bir kimse malı ve canı ile cihada çıkar, sonra bunlardan hiçbiriyle geri dönmezse, yani şehit olursa, müstesna buyurdular. Zilhicce'nin ilk 10 gününde tırnakları kesmekten ve başı tıraş etmekten kaçınmak da müstehaptır diye bir kayıt koymuşlar kıymetli alimlerimiz. Yine gelen haberde efendim Zilhicce'nin 10 günü girdiği zaman sizden birisi kurban kesmek istiyorsa saç ve tırnaklarının tıraşını ertelesin, saç ve tırnak kesmesin diye bir haber vardır. Bu da kurban kesecekler için bir tahsisi haberdir. Kıymetliler, bayram gecelerini de ibadetle geçirmeye gayret etmelidir. Bayram gecelerinde zikirler, namaz, Kur'an-ı Kerim okumak, tekbirler, tesbihler, istiğfarlar gibi ibadetlerle meşgul olmalı bayram gecelerinde. Her kim Ramazan-ı Şerif bayramı gecesi ile Kurban Bayramı gecelerini Allah'tan ecir bekleyerek ibadetle geçirirse, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez diye Peygamberimizden haber vardır. Evet efendiler, bu haberde muhaddislerimizin kaleme aldıkları haberlerdendir. Yine şanlı peygamberin aleyhissalatü vesselam bayramlarda giyindiği kırmızı bir hırkası vardı diye bir haber gelmiştir. Efendim, bu haberi de efendim Beyhaki İbni Abbas yoluyla rivayet etmişlerdir. Yine İbni Abdülber ile İbni Huzeyme bunu sahihlerinde Cabir'den rivayet etmişlerdir. Şanlı peygamberin aleyhissalatü vesselam cuma ve bayramlarda giydiği hüllesi vardı diye bir haberde böyle gelmiştir. Kıymetli efendiler, imama yakın olmaya çalışılmalıdır. Her zaman olduğu gibi bayramlarda da. Beklemekle de sevabı çok olur. Camide birisi namaz bekliyorsa sevabı çok olur. Efendim, imam gecikmesi sünnettir. Cemaatin erken gelmesi, imamın da cemaat geldikten sonra gelmesi, bu sünnettir dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Ramazan-ı Şerif ve Kurban Bayramı günlerinde namaz kılınan yere çıkar. İlk yapmaya başladığı şey namaz olurdu diye rivayet edilmiştir. Müslim-i Şerif Ebu Said'den rivayet etmiştir. Hanefilere göre binekli olarak gidip gelmekte bir sakınca yoktur. Yürümek daha faziletlidir. Hanefiler
tebekkür, yani dinç, efendim bir şekilde eda edebilmek için uyanmaktır. Yani erken hareket etmek, önceden tedbirli olmak, dinç bir vaziyette bulunmak, uyanık, şuurlu bir halde olmak. Bu tebekkür. Yine ikincisi iptikar. Yani birinci safın faziletine yetişmek. Erkence gitmek camiye. Camiye bir yoldan gidip başka bir yoldan gelmesi de menduttur dediler. Kıyamette şahitlik etmesi bakımından şahitler çoğalır. Yahut daha çok mükafat almaktır. Evet kıymetliler, Ramazan-ı Şerif bayramında iftar ederek mescide gitmek, bir tek bir lokma da olsa bu menduttur dediler. Kurban bayramında yeme işi namaz kılınıncaya kadar geciktirilir. Şanlı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hurma yemeden Ramazan-ı Şerif bayramı namazına çıkmazdı. Hurmaları tek olarak yerdi diye haberler var. Yine o rahmet peygamberi aleyhissalatü vesselam Ramazan-ı Şerif bayramında yemek yemeden evden çıkmazdı. Kurban bayramında ise namazı kılıncaya kadar bir şey yemezdi diye rivayetler var. Kurbanın etinden yerdi. Bunun için kurbanda yeme işini erteliyor. Kurban etinden yiyor. Eğer kurban kesmiyorsa kişi serbesttir. İster kahvaltı yapar, ister erteler. Şanlı Peygamberimizden gelen haberlerde aleyhissalatü vesselam fıtır sadakasını oruçlu hatalarından ve çirkin sözlerden temizlemek, fakirlere yiyecek sağlamak için emretti. Fıtrayı namazdan önce verenin fıtrası kabul olunmuş bir zekat gibidir. Namazdan sonra verenin fıtrası ise diğer sadakalardan biri gibidir buyurulmuştur. Efendim, bu da yine kıymetli muhaddislerimiz sahih olarak rivayet etmişlerdir. Bayram namazlarına çıkmadan önce fıtır sadakasının verilmesi fazilettir ve gereklidir. Güler yüz ve sevinç göstermek bayramlarda, her zaman olduğu gibi sevgi bağlarını kuvvetlendirmek, akraba ve dostlarını ziyaret etmek. Hanefilere göre sabah namazını kendi mahallesinin mescidinde kılması menduptur. Mescidin hakkı ödenmiş olur dediler. Kıymetliler, bir de bayram günlerinde nafile kılmak meselesi. Cumhurun görüşüne göre bayram namazından önce ve sonra hiçbir namaz kılınmaz. Şafilere göre önce de sonra da nafile namaz kılabilir. Hanefi mezhebinde bayram namazından önce mutlak olarak camide ve evde nafile namaz kılmak, efendim sonra ise sadece camide
nafile namaz kılmak mekruhtur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bayram günü musallaya çıktı, iki rekat bayram namazı kıldı. Bundan önce ve sonra herhangi bir namaz kılmadı diye rivayet var. İşte Hanefiler bunun gibi rivayetlere dayanarak böyle söylediler. Şanlı Peygamber bayram namazından önce hiçbir namaz kılmazdı. Evine dönünce iki rekat namaz kılardı. Bu da başka bir haberdir. İşte kıymetliler, bunlar Hanefilerin delilleridir. Hiçbir mezhep delilsiz ortaya bir görüş beyan etmez. Delilleri ortaya koyar öncelikle, sonra da deliller kapalıysa veya gerekiyorsa içtihat ederler. O da nas bulunmadığı zamandır. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, şimdi Maliki mezhebinde namazgâhta namazdan önce ve sonra nafile namaz kılmak mekruhtur bayram sabahı. Yine Hanbelilerde önce ve sonra onlarda da mekruhtur. İbn-i Mesud'dan gelen bir haberde İbn-i Mesud bayram günü evine döndüğü zaman 4 yahut 2 rekat nafile namaz kılardı. Bu Hanefilerin görüşünün aynısıdır. Yüce Allah kabul eylesin diye Müslümanlar birbirlerine dua etmesinde bir sakınca yoktur. Müslümanlar birbirine bayram günleri de dua etmelidir, her zaman olduğu gibi. Şafii mezhebi bayram günü güneş yükseldikten sonra önce nafile namaz kılmak mekruh değildir. Efendim Şafii mezhebine göre bayram günü güneş yükseldikten sonra imam olmayan kimseler için bayram namazından önce nafile namaz kılmak mekruh değildir. Bu da Şafilerin görüşü. Farz namazını kılarsa bunu yerine getirmekle tahiyye namazı da ifa edilmiş olur dediler. Bayram namazı açık arazide bir yerde kılınıyorsa buraya hutbeyi dinlemek için oturması sünnettir. Yani buraya gelen kimselerin hutbeyi dinlemek için oturmaları sünnettir dedi Şafiler. Vaktinin çıkmasından korkarsa önce namazı kılar, sonra hutbeyi dinler dediler. Evet kıymetliler, şimdi bayram namazlarını kılma ve hutbe okuma gibi durumlara da şöyle bir bakalım, keşif notlarımızdan verelim. Şanlı Peygamberimizden gelen haberde aleyhissalatü vesselam, Ramazan-ı Şerif bayramı namazındaki tekbirler birinci rekatta 7, diğer rekatta 5'tir. Efendim, kıraat ise Fatiha ile birlikte bir sureden ibarettir. Kıraat her iki rekatta tekbirlerden sonradır. Şöyle baktığımız zaman, sevgili Peygamberimiz yine aleyhissalatü vesselam, Ramazan-ı Şerif ve Kurban Bayramı günlerinde musallaya çıkar. İlk yaptığı iş namazı kıldırmak olurdu. Sonra namazdan ayrılır, insanlar saflar halindeyken
onlara karşı durup vaaz-ı nasihatta bulunur, emirler verirdi. Yine bayram günü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ile diyor beraber bulundum. Kim diyor bunu? Cabir Hazretleri. Hutbeden önce ezan ve kamessiz olarak namaza başladı. Sonra Bilal'e dayanarak ayağa kalktı ve insanlara Allah'tan korkmalarını emretti. Allah'ın ve Resulüne itaate teşvik eyledi. Vaazda bulundu ve bazı hatırlatmalardan bulundu. Sonra kadınlar tarafına geçerek onlara da vaaz edip hatırlatmalarda bulundu. Bunu da Müslim-i Şerif rivayet etmiştir. Kıymetliler, şanlı peygamber hutbe arasında tekbir getirir, iki bayram hutbesinde ise tekbirleri çoğaltırdı. Bu da başka bir haberdir. Bayramlarda hatibin iki hutbe okuması sünnettir. İki hutbe arasını bir celse, oturuş ile de ayırmalıdır diye haberler gelmiştir. Hutbenin peş peşe 9 tekbir ile açılması sünnettir. İkinci hutbenin ise yine peş peşe 7 tekbir ile başlaması sünnettir. İşte kıymetliler, bunları mezhepler, mezhep alimleri bu haberleri çok güzel değerlendirmişler. Her mezhebin kendi ekolünde biz bunları size keşif notlarıyla verdik. Herkes mensup olduğu mezhebini çok iyi yaşamanın gayret içinde olsun. Çünkü bu hak mezheplerin delilleri, mükemmel delilleri bulunmaktadır. Herkes gönül hoşluğuyla mezhebini yaşasın. Rahmet dalgalanıyor. Mezhep alimlerinin arasındaki ihtilaf rahmettir. Kıymetli izleyenlerimiz, şimdi de dersimiz küsuf ve husuf namazları ile dersimiz devam ediyor. Küsufun güneş tutulması, husufun de ay tutulmasına efendim bu isimler verilmiştir. Küsuf güneşin ışığının gündüz kaybolmasıdır. Güneş ışığının gündüz kaybolmasıdır küsuf. Ayın güneş ile dünya arasına girerek güneş ışığına engel olması diye de tarif edilmiştir. Küsuf ise ayın ışığının kaybolmasıdır. Dünyanın ay ile güneş arasına girmesinden meydana gelen gölgedir. Güneş tutulması ekseriye ay sonunda, güneş ve ayın kavuşması sırasında meydana gelir. Ay tutulması da ayın ortalarında güneş ve ayın karşılaşmaları neticesinde meydana gelir. Küsuf, husuf ve benzeri namazların meşru olmaları konusunda şöyle bir bakalım. Küsufle husuf namazları sünnet namazlardır. Bunların delillerine de şöyle bir bakalım. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu varlığını gösteren ayetlerden biri gece ile gündüz, ay ile güneştir. Ne güneşe ne de aya secde etmeyin. Bunların hepsini yaratan Yüce Allah'a secde edin Celle Celaluhu. Fussilet suresinin 37. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz biz kullarına böyle buyurmuştur.
Ay ile güneş Allah'ı gösteren ayetlerdendir. Hiçbir kimsenin ne ölümünden ne de hayatından dolayı tutulmazlar. Böyle bir durumu gördüğünüz zaman ay veya güneş açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin. Peygamber-i Zişan'dan gelen bu haberi kıymetli muhaddislerimiz rivayet etmişlerdir. Seferde de, hazarda da erkek ve kadınlar için bu namazlar meşrudur. Çocuklarla yaşlı kadınlar da katılabilirler. Kıymetliler, Es-salatu camiatun diye cemaati toplamak menduptur. Şanlı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Es-salatu camiatun şeklinde seslenecek birini göndermiştir diye de haber vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu namazları mescitte kıldırmıştır. Bu namazların her biri nafiledir. Efendim, yıkanmak da bu namazlar için sünnettir diye haberler, kayıtlar vardır. Korkulu anlardaki namazlar, malikilere göre, mesela zelzele, ibretli olaylar ve korkulu zamanlarda kişilere namaz kılmaları emredilmez. Herkes kendiliğinden yaparsa yapar. Cumhur'a göre deprem olunca tek başına namaz kılınabilir. Hanefiler ve Şafiler kendi başlarına ikişer rekat namaz kılmaları menduptur dediler. Zelzele, şimşek çakınca, gündüzün çöken karanlıkları, efendim, şiddetli rüzgarlar, yıldız kayması gibi benzeri korkulu zamanlarda iki rekat namaz kılmak menduptur dediler. Bu görüş küsuf namazına kıyas edilerek ileri sürülmüştür. Efendim, kendisini tehlike kaplarsa Allah'a sığınır. Dua ile Allah'a yalvarması da sünnettir. Şanlı Peygamber aleyhissalatü vesselam şiddetli rüzgar esince kendisi dua ederdi. Ve birçok bu konuda dua örnekleri bulunmaktadır. Allahümme inni eselüke hayraha ve hayra ma fiha diye devam eden ilahir duaları bulunmaktadır. Kılınış şekilleri konusunda da bu mezheplerin, bu ekollerin çok kıymetli delillere dayanarak kılınış şekillerini de mezhepler tespit etmişlerdir. Hanefilere göre küsuf namazı iki rekat olup, efendim hutbe, ezan ve kameti yoktur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam iki rekat namaz kıldı ve her iki rekatta da kıyamı uzattı. Güneş kurtulduğunda namazdan ayrıldı. Bunun üzerine şanlı peygamberimiz şöyle buyurdu. Bu olaylar Allah'ın büyüklüğünü gösteren delillerdir. Allah Teala bunlarla kullarını korkutmak istiyor. Bunları gördüğünüz zaman en son kıldığınız farz namaz gibi bir namaz kılınız. Güneşin iki mızrak boyu yükselmesi anında kılınmıştı.
Bu da küsüf ve hüsuf namazlarının kerahat vakti çıktıktan sonra kılındığını gösteriyor. Cumhura göre küsüf namazı iki rekattır. Her bir rekatta iki kıyam, iki kıraat, iki rükû ve iki secde vardır. İlk kıyamda Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumak sünnettir. İkinci kıyamda ise Fatiha'dan sonra Ali İmran suresi okunur. Bu da sünnettir. Üçüncü kıyamda Fatiha'dan sonra tekbirden 150 ayet okumak, Nisa suresini okumak. Dördüncü kıyamda ise Fatiha'dan sonra Maide suresi gibi yaklaşık 100 ayetlik daha kısa bir sure okumak sünnettir. Bu da cumhura göredir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam küsuf namazında 4 secde ile 6 rükû yapmıştır. Evet kıymetliler, bu da gelen Cabir'den gelen bir haberdir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam küsuf namazını kıldırdı. Kıraat yaptı, sonra rüküye vardı. Sonra yine okudu, sonra rüküye vardı. Sonra yine rükû yapıp okuyup rükûya vardı. Sonra yine okuyup rükûya vardı. Diğer rekatı da aynı şekilde kıldırdı. Evet kıymetliler, bu da gelen muhaddislerimiz tarafından rivayet edilen haberlerdendir. Güneş tutulunca Peygamberimiz 8 rükû ve 4 secdeli bir namaz kıldırmıştır. Yine başka bir haberde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam döneminde güneş tutuldu. Hazreti Peygamber insanlara namaz kıldırdı ve namazda uzun surelerden bir sure okudu. Sonra 5 kere rükû yapıp 2 secde etti. Sonra 2. rekata kalkıp yine uzun surelerden birini okudu. Ve yine 5 rükû ile 2 secde yaptı. Sonra olduğu gibi kıbleye yönelerek oturdu ve güneş tutulması sona erinceye kadar duada bulundu. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam güneş ve ay tutulmasında 4 rükûlü ve 4 secdeli bir namaz kıldırdı. Birinci rekatta Ankebut ile Rum surelerini, ikinci rekatta ise Yasin suresini okurdu diyen başka bir haberdir bu da. Yine Abdullah şöyle diyor, İbni Amir, Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, döneminde güneş tutulunca Es-salatu camiatun diye seslenildi. Bundan sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir secdede 2 rükû yaptı. Sonra kalkıp bir secde ile yine 2 rükû daha yaptı. Sonra güneş tutulması sona erdi. Abdullah bin Amir şöyle demiştir. Ben bundan daha uzun ne rükû yaptım ne de secde ettim demiştir. Yine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam döneminde güneş tutuldu. Hazreti Peygamber bunun üzerine birini göndererek Es-salatu camiatun diye nida etmesini emretti. Kalkıp 2 rekatta 4 rükûlü ve 4 secdeli bir namaz kıldırdı.
Bu haber de Ayşe-i Sıddık'a validemizden geliyor. Bu son rivayet daha meşhur ve daha sağlamdır. Şimdi kıymetliler, bakın birçok hadis-i şerifler var. Müçtehitler bunları değerlendiriyorlar. Şimdi birini alıp da öbürlerini yok sayamazsın. Bak değişik haberler var. Bunları incelemek, keşfetmek müçtehitlerin görevi. Muhaddisler dahi müçtehitlere müracaat ederler. Bunun için herkes kafasına göre o niye öyle, bu niye böyle deme hakkına sahip değil. Bunlar müçtehit alim işi. Cahillerin işi değil bu. Güneş tutuldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz kıldırdı. Ve Bakara suresi okunacak kadar uzun bir süre ayakta kaldı. Sonra uzun müddet rükû yaptı. Sonra rükûden kalkıp uzun müddet ayakta durdu. Fakat bu kıyam ile kıyamdan daha az idi. Fakat bu kıyam ilk kıyamdan daha az idi. Yani kısa idi. Sonra ikinci kez rüküye vardı ve uzun müddet rüküde kaldı. Fakat birinci rüküden daha kısa idi. Sonra secdeye gitti. Daha sonra ayağa kalktı ve birinci rekattaki kıyamdan daha az olmakla beraber uzun müddet ayakta kaldı. Sonra birinci rekattaki rüküden daha az olmak üzere uzun müddet rüküde kaldı. Sonra ayağa kalktı fakat birinci rekattaki kıyamdan daha az müddet olmak üzere uzun bir süre ayakta durdu. Sonra birinci rekattaki rüküden daha az olmak üzere rüküye vardı ve uzun süre rüküde kaldı. Sonra secdeye vardı. Namazı bitirdiğin zaman güneş açılmış idi diyor. Bu da işte Peygamberimizden gelen haberdir. Aynı zamanda Buhari Şerif'in, Müslim-i Şerif'in bunda ittifakları da vardır diye kayda alınmıştır. Cenab-ı Hak Yüce İslam'ı çok güzel anlayan, bütün amelleri salih amel olan, ihlasla yapılan, efendim ibadetlerin sahibi olmayı, gerçek Allah'a kul olmayı, Yüce Rabbimiz hepimize lütfü, ihsanıyla nasibi müyesser eylesin.